Dünyadaki en önemli sorulardan birisi. Bu kadar insanın dışkısı kanalizasyon ile nereye akıyor? Hiç düşündünüz mü? Hadi biraz samimi olalım. Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Lavabo ihtiyacınızı gidermek, sonrasında sıcak bir duş almak. Peki bu kadar insanın kirlettiği bu kadar su, bu kadar dışkı nereye gidiyor? Hadi hep birlikte bunu öğrenelim. Öncelikle bulunduğunuz bölgenin arıtma tesisine borular vasıtasıyla gelir. Burada ızgaralardan geçerek içeriğindeki bazı katı maddeler ayıklanır. Bunların bazıları otomatik, bazıları ise manuel olarak yapılır. Bu arıtma sırasında ne tür malzemelerin çıktığını tahmin bile edemezsiniz. Daha sonra kum ve yağ tutucudan geçerek ön çökeltime ulaşır. Burada bir süre bekletilir ve havalandırma havuzuna ulaşır. Havalandırma havuzunda biyolojik arıtma yapılarak son çökeltime gönderilir. Son çökeltimde bir süre bekledikten sonra klorlama havuzlarına gönderilir. Tabii bunlar olurken ölçümler de anlık olarak yapılır. Deşarj edilen ortama göre standartlar değişir. Deniz için, akarsu için, göl için farklı deşarj standartları mevcuttur. Bu standartlar sağlanmıyorsa deşarj edilmesi kesinlikle yasaktır. Aynı zamanda deşarj edilen su standartları karşılıyorsa tarım ürünlerinin sulanmasında kullanılabilir. Ön ve son çökeltim havuzlarında çökertilen çamur dediğimiz yapı geri devir ile tesis başına gönderilir. Tesis büyüklüğüne göre bu atık çamurdan metan gazı üretimi yapılabilir. Yani bu suların bir kısmı tarım sulamalarında kullanılırken bir kısmı kontrollü bir şekilde doğaya bırakılır, bir kısmı da metan gazı üretiminde kullanılır. Dışkıların nereye gittiği ile ilgili bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.